başlıklarını sıralayarak bitireyim. Okçuluğun dini temelleri anlatılıyor. Okçuluk nasıl başlamıştır? Müşşak kelimesinin etimolojisi yapılıyor. Usta okçular anlatılıyor. Ok atmanın şartları, yayın özellikleri ve uzunluğu. Ok atmanın aslı ve okçuların dikkat etmesi gereken hususlar. Ok atma pozisyonları, okçu hataları. Okun havada oynaması, dini açıdan at ve Müslümanlar için önemi, dönem insanının düşüncesinde at, at ve batıl inançlar, Türkler ve Türk dili. Bu kısmı hemen okuyayım müsaade ederseniz başkanım. Eser milliyetçilik duygularıyla kaleme alınmıştır. Eserin yazarına göre Türkler devlet, saadet, hanlık ve ululuğa mahsus asil bir ırktır. Bu nedenle diğer uluslar onların bu meziyetlerine yakışır eserleri onlara kazandırmak durumundadırlar. Zaten yüce yaratıcı da alemi onların emrine amade kılmıştır. Eserde ölçü birimleri geçmekte. Ölçü birimlerinin sadeliği ve insan hayatının doğallığı içerisinde oluştuğunu görüyoruz ki bugün işte karış, suyun gibi ölçü birimleri kullanılıyor. Neredeyse ticaret hayatının temeli olan takasa benzer. Doğallık içeriyor. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Tabii anlatımda edebi unsurlar öne çıkıyor. Ayrıca İsmail Hocam'la birlikte hazırladığımız hep böyle ilk eserler döndü beni buldu. Vardır bunun bir hikmeti. Mehmet Hocam Hülasa'yı hediye etti, çalıştım. Tarih bölüm başkanımızdı o zaman, şimdi Edebiyatın Dekanı Tarihçi Hasan Yüksel Hocam bulmuştu. Üçümüz birlikte, İsmail Hocam'la birlikte çalıştık. Burada da Yemliha'nın esir olduğu yerden, toplumun içinden kaçışı anlatılırken top ve çevgan ile kendilerini gizleyerek çıkıyorlar. Bu şunu gösteriyor. Hem edebi eserlere, benzetmelere, okçuluk ve atçılıkla ilgili sözcükler artık terim olarak girmiştir ki İsmail Hocam bu terimleri çalışmış. Hem terim okçuluğun terimi ayrıca edebiyatın terimi hüviyetine de bürünmüş. Dolayısıyla edebiyata girmiş olması ve bu eserlerin tabii ki yazılmış olmasıyla birlikte okçuluğun, okçuluk sporlarının, geleneksel Türk sporlarının toplum hayatında ne kadar önemli bir rolü olduğunu kavramış oluyoruz. Ve tabii eserlerin kendileri de epeyce bir verimli olmuş olmalı ki okçulukta tamamlayacağım, toparlayacağım başkanım. O kadar bunu tarihçilere söylemek belki ayıp olacak ama bildiğimiz şeyler Haçlı seferinde örnek olsun diye söylüyorum. 500 bin Haçlı ordusu, 500 bin kişiden oluşan Haçlı ordusu Selçukluların kaçarken bile, daha doğrusu kaçma manevrası yaparak geriye doğru ok atmalarıyla 500 bin Haçlı askeri telef edilmiştir. Nasıl olmuştur bu? Elbette ki hocalarım daha iyi biliyorlar, canlandırıyorlar. Bu bağlamda teşekkür ediyorum. Çok mükemmel bir şekilde öğrenmişlerdi. Bu öğrenmiş olmalarının, bu işi çok iyi yapıyor olmalarının sebebi yine bu eserlerdir. Bu eserlerden hareketle çok bilimsel gerçekleştirmişlerdir. Sizlere son tavsiye olarak sözlerimi bitireceğim. Pek çok şey yazmıştım ama her seferinde aynı şey oluyor. Bunu hiç türlü yapamıyorum. Özetini yazamıyorum. Zengin bir kültür tarihimiz var.
çalışmamız lazım. Tarihçilerimiz çalışıyorlar ama Kutül Emare'den yeni haberimiz oldu. Dilcilerimiz çalışıyorlar ama dilin sorunları hala ortada. Demek ki daha farklı bir metotla, daha bir disiplinle, daha bir bilinçle kültür tarihine yönelmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi birkaç gün önce Berlin'deydim. Tabii gezmeye gitmedim. Çok umurumda değil. Almanya bir kenti. Berlin olmuş, Paris olmuş. Umurumda bile değil. Bir kareyle fotoğrafı yok. Tek fotoğraf var. Berlin Müzesi'ndeki Osmanlı eserleri. Onları çektim ve geldim. Orada bir de seminer verdik. Yaklaşık olarak 60-70 civarında öğrenci vardı, dinleyici vardı. Ve dinleyicilerin arasında Almanlar vardı. Daha gelmeden önce arkadaşlara söylemişler. Biz Türk okçuluğuna hayranız, çok seviyoruz. Ondan istifade etmek üzere geldik. Öğrenci arkadaşlarımıza Almanların bir ilgi duyduğu bir konuyu kaçırmayın dedim. Belki dersiniz var, önemli imtihanınız varsa gidebilirsiniz ama önemli bir konu işliyoruz. Daha önce işlenmemişti, eksik olmasın hocalarımız. Bu sene 6.sini yapıyoruz, inşallah devam edeceğiz. Şimdi hülasa bizim için çok önemli. Özet bir kitap olmasına rağmen, adı gibi hülasa bir kitap olmasına rağmen ilk kitaplardan olması dolayısıyla çok önemli. Daha sonra bu atıcılığın kuralları ile ilgili bir kitap daha geldi. Nereden geldi? Sefer Üniversitesi'nden İlhan Uçar hocamızdan. Kavaidur Rem. Bakalım o hacimli kitabı İlhan hocamız nasıl hülasa edecek? Hocam 15 dakika süremiz var. Buyurun. Ama set orta geçeriz. Asıl hırsın öbürlerine. Müsaade ederseniz biz de konuşalım. Hocam buyurun. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, bugün 6.sı yapılan bu çalıştaya katılmakta gayet mutluyum. Sayın Dekanıma o açıdan çok teşekkür ediyorum davet ettiği için. Bu çalıştayda en kazançlı ben çıkıyorum, biliyorum. Çünkü ben okçuların piri olarak adlandırdığım Adnan hocamızla Sakarya'dan buraya 3 saatlik bir yolculuk yaptık. Dolayısıyla 3 saat boyunca hep ok üzerine, yay üzerine sohbetlerimiz oldu. Çok kazançlı çıktığımı biliyorum. Kavaidur'da önemli bir esermiş. Yani ben esere başladığım zaman bu kadar önemli bir eser olduğunu bilmiyordum. Eseri yayınladıktan sonra karşılaştığım okçular şu ifadeyi kullandı. Bu ifadeyi Adnan Hocam da kullandı. Az önce Adem Bey ile karşılaştık, tanıştık. Aynı ifadeyi o da kullandı. Diyorlar ki hocam, Kavaidur Rem ile biz birçok eksiğimizi, açığımızı kapattık. O zaman ben ne kadar önemli bir çalışma yaptığımın farkına vardım. Aslında çalışmaya başlarken, hatta tamamladıktan sonra da bunun farkında değildim. Ne zaman ki okçularla tanıştım, o zaman eserin değerini anlamış oldum. Osmanlı döneminde okçuluk tabii ki çeşitli açılardan önem taşımaktadır. Özellikle ok ve yay dört açıdan önem taşıyor. Bunlardan bir tanesi, bunların bir savaş aleti olması. İkincisi, eski dönemlerden gelen kültüre bir öge olması. Üçüncüsü, spor ve eğlence aleti olması. Dördüncüsü ise
Hazreti Peygamber'in ok ve yayla ilgili çok sayıda hadis buyurması. Bu dört unsur, dört özellik, ok ve yayı Osmanlı döneminde hep önemli bir hale getirmiştir. Dolayısıyla o dönemde yazılmış birçok eser karşımıza çıkıyor. Bu eserlerden bir tanesi de benim üzerinde çalıştığım Kavagül Rem adlı eserdir. Kavagül Rem'in yazarı Abdullah el-Katip. Abdullah el-Katip ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Kaynaklarda çok fazla bilgi yok Abdullah el-Katip ile ilgili ama bulabildiğim, elde edebildiğim bilgileri paylaşmak istiyorum. 17. yüzyılın ikinci yarısında ok meydanını yöneten ve meydan şehri unvanına sahip Abdullah el-Katip, Eminönü Yeni Valide Camii katibidir. Kendi adıyla anılan menzili vardır. Attığı rekor atışla vekiyi üzerinde toplamış ve dikilen menzili Padişah 4. Mehmet teşrif etmiştir. Hem at üzerindeki atışlarında hem de kuta atışlarında dönemin en usta kişisidir. Mustafa Kamil Bey, Telgis-i Resailat-ı Rumat adlı eserinde Abdullah Efendi'nin Lokus Havası'nda menzilini ayrıntılı olarak anlatmaktadır. O bölümü o eserde aktarmak istiyorum. Mustafa Kamil Bey diyor ki, adı geçen menzilin ayak yeri Hasan taşıyla Kızlar Ağası taşının ortasında belli küçük taştır. Baş taşı Kadınlar Çeşmesi'nden az ileridedir. Bu menzilin koyucusu Valide Camii Katibi Abdullah Efendi'dir. 900'den daha fazla ve o kadar yoldan 21 kez ileride ana taşı dikilmiştir. Sonra taşını sürünce yerine ana taşı olmak üzere bir küçük taş dikilmiş ise de günlerin geçmesiyle kaybolmuştur. Müsait Muhammed Ağa'nın taşına ana taşı diye kıymet verilmiştir. Abdullah Efendi pek marifetli olup meydanda çok çalışması ve yardımı görülmüştür. Buradan hareketle eser hakkında, Kavagül Rem hakkında biraz bilgi aktarmak istiyorum. Kavagül Rem, Abdullah el-Katip tarafından kendisinden önce yazılmış okçuluk kitaplarından da yararlanarak kaleme alınmış ok atma teknik ve kurallarının anlatıldığı eserdir. Eserin iç kapağında Kavsnami Türkiye olarak not düşürmüştür. Ancak bu ibarenin sonradan ilave edildiği anlaşılmaktadır. Kavagül Rem'in tespitini yapabildiğimiz iki nüshası bulunmaktadır. Bir tanesi Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Emanet Hazinesi 1417'de kayıtlıdır. Diğer nüsha ise İstanbul Milli Kütüphanesi Ali Emir Koleksiyonu'nda 34 ayet tarih toplam 14 arşiv numarasıyla kayıtlı bulunmaktadır. 17. yüzyılda Abdullah el-Katip tarafından kaleme alınmış olan Kavagül Rem'in eldeki her iki nüshası da Hicri 1234 tarihinde istinsar edilmiştir. Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonu'nda kayıtlı nüshanın müstensiği Ahmet Rize, İstanbul Milli Kütüphanesi Ali Emir Koleksiyonu'nda kayıtlı nüshanın müstensiği ise Mir İzzet Enderuni'dir. Abdullah el-Katip, Kavagül Rem'de ok ve yayın özelliklerinden, çeşitlerinden ve ok atmanın tekniğinden söz eder. Bu konuda yazılmış bir bilimsel kitaptır. Yerli ve yabancı birçok kaynaklardan yararlandığı görülmektedir. Aslında İslamiyet öncesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olan ok ve okçuluk, eserde tamamen İslami bir hüviyete büründürülmüştür. Bunda Peygamberimizin ok ve okçulukla ilgili buyurduğu hadislerin büyük etkisi vardır. Eserde özellikle Hazreti Peygamber'in çocuklarınıza ok atmayı ve Kur'an okumayı öğretiniz hadisinden hareketle ok atmanın önemine dikkat çekilerek Hazreti Peygamber'in
hiçbir fen için bu kadar çok hadis uyumadığına vurgu yapılmaktadır. Kavaydürrem'de mübarek bir sanat olarak adlandırılan ok ustalığının sadece Müslümanlara öğretilmesi gerektiği, kafirlere, mecusilere ve münafıklara öğretilmemesi gerektiği Abdullah el-Katip tarafından ifade edilmektedir. Hazreti Peygamber'in abdestsiz oka ve yaya el sürmediği, hatta Peygamberimizin ve ashab-ı kiramın ok atılan yere ayakkabıyla girmedikleri, orada çıplak ayakla yürüdükleri, Safa Merve önünde olduğu gibi Mescid-i Şerif'e girer gibi adab ile ve salavat getirerek temiz bir şekilde ok atışlarının yapılması gerektiği kavaydürrem'de anlatılmaktadır. Abdullah el-Katip, Kavaydürrem adlı eserini 37 başlık altında kaleme almıştır. Eserde tas olarak belirtilmiş bölüm adları şunlardır. Birinci bölüm yayın faziletleri, bölüm isimlerini okumuyorum, sırayla bölüm başlıklarını vereyim. Çilelerin çeşitleri, oklar, okun tüyü, boyu ve uzunluğu, tirkeş, ok ve yün, ok, yün ve temrinin Arapça sözlüklerindeki karşılıkları, yerde ve at üzerinde yay kurulması, zihkir, atıcılığın adabı, tirleri ve ustaları, atıcıların imamları, atıcılığın önemli noktaları, atıcılığın dört yöntemi, kabza tutmak, atıcılık imamlarından kabza konusundaki ihtilafları ve makbul olanlar, ok gezlemek, Abdullah İbni Meymun'un kapsnamesine göre ok gezlemek, çile üzerine ok bağlamak, yay çekmek, nişana bakmak, ok çekmede kabza tarafından okun geçtiği yer, küşat, küşatla birlikte kamçı, uzağa ok atmak, atıcının kusurları, atıcıların mezhepleri, atıcıların fiziksel özellikleri, Tayboğa'nın Arapça kavsnamesinden aktarmalar, nişana karşı durmak, atıcılığın bazı halleri, üstad ve çırak için gerekli olanlar, yağmur oku, gezsiz ok atmak, yatarak düşmana ok atmak, içi boş ve iki gezli oklar, darbın halleri, müsabaka sonucunda ödül almanın helal olup olmadığı, ödül koyup at ve ok yarıştırmak, ok yarıştırmanın halleri eserdeki başlıklar, bölüm başlıkları. Kavaydürrem'in söz varlığından biraz bahsetmek istiyorum. Kavaydürrem de 29.582 sözcük yer almaktadır. Bu sözcüklerden 3.052 tanesi madde başı olarak kullanılmıştır. Eserde ilk bakışta Arapça ve Farsça sözcüklerin çokluğu dikkat çekmektedir. Ancak yazıldığı ve istinsa edildiği yüzyıllar dikkate alındığında bu durum esere ayrı bir özellik katmamaktadır. Ayet, hadis ve beyitlerin haricinde 1537 madde başı Arapça ve 239 madde başı Farsça sözcük kullanmıştır. Geriye kalanlar Moğolca, İspanyolca, Rumca, Fransızca, İbranca ve Sorca kökenli birkaç sözcüğün haricinde Türkçedir ve bunların sayısı yaklaşık 1700'dür. Konu itibariyle Arapça terimlerin yanında Türkçe ok sözcüğünün 626 adet ve yer sözcüğünün 380 adet gibi yüksek sayılarda kullanılması iç kapağı düşülen Kavsnami-i Türkiye notunu da açıklamaktadır. Eserde geçen Türkçe okçuluk terimlerinden şöyle hızlı bir şekilde örnekler vermek istiyorum. Açıklamalarını vermeyeceğim, sadece kelimeleri vereceğim, zamanı uzatmamak açısından. Atıcılık, baldır, baş, batıcı, boğaz, boşaltmak, çağ yayları, çağlamak, çavuş oku, çekiş, çelik, dolmak, döşekli, gez dudağı, eksikçi, erkek, gez, gezlemek, göğüs, kalkan, kamçı, kasan, kiriş, kolçak, kundak, kurmak, ok, okçu, okluk, oluk, öncül, kutak, kutacı, sal, taş, tekne, tekne kuran, temren, temür, takınmak, tokunmak, tonç, yassı, yay, yaya, yaycı, yaycılık, yelek, yelek, yelekli, yeleksiz, yem, yün ve yürümek. Bunlar
okçuluk terimleri. Zamanımız olsaydı anlamlar da verirdik ama biraz zamanı çok uzatırdık. Sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum. Osmanlı döneminde diğer fendi bilimlerin yanında okçulukla ilgili birçok çalışma yapılmış ve bazı eserler yazılmıştır. Bu eserlerden bir tanesi de Kavai Gürrem'dir. Okçulukla ilgili yazılmış diğer eserlerde olduğu gibi Kavai Gürrem'de de okçuluğun manevi yönünden hareketle birçok hadis nakledilmekte. Cihadın faziletlerinden, ok ve yay kullanım adabından, okçuluğun kurallarından, ok ve yayın ağacından, kirişinden, yapımından ve menzillerden söz edilmektedir. Okçulukla ilgili eserler çeviri olması nedeniyle Arapça ve Farsçadan birçok terim dilimize girmiştir. Ancak bu eserleri ortaya koyan müellifler kendi dillerine de kayıtsız kalmamış, okçulukla ilgili Türkçe terimleri de eserlerinde çok sayıda yer vermişlerdir. Gerek Türkçe terimleri günümüze taşıması açısından, gerekse geleneksel Türk okçuluğunun serüveninde kılavuz bir eser olması açısından Kavai Gürrem önem taşımaktadır. Sanki hiç o dönem eserlerinden bahsedemedik ama eğer zamanımız varsa şöyle hızlı bir şekilde birkaç eser ismi zikredeyim. Yoksa bırakabiliriz de. O dönem yazılmış eserlerden bir tanesi yakında inşallah bir hocamız tarafından neşredilecek Okname. Okçuluk hakkında yazılmış ilk telif Türkçe eserdir. Hacı Hasan bin Hacı Bahtiyar tarafından kaleme alınmıştır. Müellif zamanın ünlü kemankeşlerinden olup 8 ayrı menzilde rekor kırmış ve menzil taşı diktirmiştir. Eser öncelikle Fatih Sultan Mehmet devrinden 1552 yılına kadar geçen bir asırlık dönemde ünlü kemankeşlerde ve ok meydanlarından bahsetmiştir. Tuhvetül Güzel 16. yüzyılda Matrakçı Nasuh'un kaleme aldığı eserdir. Konuyu 5 fasıl halinde inceleyen bu eserin içinde bazı krokiler de bulunan 1532 tarihli bir nüshası İstanbul'da Süleymaniye Esat Efendi'nin numara 2306 kütüphanede bulunmaktadır. Eserin birinci faslında ok ve yay anlatılmaktadır. Günlük Akbar 16. yüzyılda kaleme alınmıştır. Gelibolu Mustafa Ali'nin meşhur tarih kitabının bir bölümü okçulukla ilgilidir. Risale-i Kavsiye, Der Beyan-ı Trendaza ve Trendaza'nın Namvaran adlarıyla ayrı nüshalar da mevcuttur. Kitab-ı Silah Şoran, okçuluk konusunda 16. yüzyılın bir diğer önemli eseri Behram Çavuş tarafından kaleme alınan Kitab-ı Silah Şoran adlı eserdir. Kitap tamamen ok ve yayların kullanımından bahseder. Kitab Kamsname Mehmet Yunus et Dervazi tarafından 17. yüzyılda kaleme alınmıştır. Kamsname Kemankeş Mustafa Efendi tarafından kaleme alınmıştır. Süleymaniye Kütüphanesi Reşit Efendi No. 1027'de kayıtlı nüshanın istinsat tarihi 17. yüzyıla aittir. Kavai Gürrem az önce anlattığımız eser. Tezkire-i Rumat bu eserde bilmiyorum Adnan Bey daha önce yayınlanacak diye bir yayınlanmış. Evet, Tezkire-i Rumat 17. yüzyılda Katip Abdullah Efendi tarafından kaleme alınmıştır. Eserde ok meydanının kuruluşu ve sınırları anlatılmış. O zamana kadar atılan bütün menziller özellikleri ve ölçüleriyle verilmiş. Ve sonuna kendi devrindeki belli başlı kemankeşlerin kısa biyografileri eklenmiştir. Abdullah Efendi Sultan 4. Mehmet devrinde okçu ve yaycı esnafınca işgal edilen teşkilatı adam akıllı bozulan ok meydanını kurtarmak için yıllarca uğraşmış, sonunda bunu başarmıştır. Kavsname-i Fezail ile okçuluk ve okçuluğun faziletlerinin anlatıldığı eser Mehmet Hafid Efendi tarafından 18. yüzyılda kaleme alınmıştır. Telhis-i Resail-i Rumat, Sultan II. Mahmud'un okçulukla ilgili yazılmış eserleri yeterli görmediği için
Mustafa Kani Bey'i görevlendirerek yazdırdığı eserdir. Mustafa Kani Bey 19. yüzyılın başlarında padişahın buyruğunu yerine getirerek ok ve okçulukla ilgili ne kadar eser var ise hepsini inceleyerek okçulukla ilgili meseleleri birer birer ele almış ve eserini ortaya koymuştur. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ok ak kavaktır, gerisi çöptür diye bir kıtanın bir kısmı var. Gerisi çöptür derken neyi kastediyoruz? Ok aslında hangi kısımlardan oluşuyor? Ve Osmanlı okları hangi özellikleri taşıyor? Bu konuyla ilgili olarak Hasan Koç kardeşimiz, kendisi aynı zamanda kemankeştir, bu konuyu anlatacak. Sevgili öğretmenim. Sevgili hocalar, kıymetli arkadaşlar, hepimiz saygıyla selamlıyorum. Kusura bakmayın, bilgisayarda biraz zik oldu. Şimdi Türk oklarıyla ilgili bilgi vermek üzere haddimiz olmadığı halde teveccüh göstererek bize bu konuyu anlatma görevini vermişler. Çok teşekkür ediyorum hocalarıma. Eskiler başarılı bir atış için öncelikle şu üç şeyi gerekli görmüşler. Uslu atıcı, iyi yay, iyi ok. Biz tabii bunun iyi ok kısmını şimdi anlatmaya gayret edeceğiz. Burada tabii daha sonra yapılacak bir atıf da olacağı için bu konuya dikkat çekmenizi arzu ederim. Neden dünyanın en iyi okları Türk oklarıdır diye bir soru sormak gerekirse bugün tabii bunu da konuyu anlatırken göreceğiz ve bu modern sistemin gelmiş olduğu son noktadaki okların aslında asırlar önce Osmanlı veya Türk kavimleri tarafından kullanıla gelen oklarda uygulandığını, icra edildiğini hep beraber görmüş olacağız. Türk yayları bilindiği gibi diğer bütün yaylardan daha kısadır. Yay ile okun arasındaki doğru orantıdan kaynaklı olarak Türk okları da bilinen en kısa oklardır. Havada uzun süre kalmasını sağlayan, hafiflik sağlayan, sürtünmeyi en aza indiren bu özellik tabii ki uzağa gitmesine, daha uzun mesafe uçmasında önemli bir katkı sağlamaktadır. Yalnız tabii bu özelliğin aynı zamanda büyük bir dezavantaj olarak da geriye dönebilme durumu söz konusu iken, yani incelenmiş olan, hafiflemiş okların ağır yaylarda bizim modern okçulukta spine diye tabir ettiğimiz bükülme katsayısının azalacağında doğru uçmaması veya